Tava eti kuzu etinden olur. %100. Erkek kuzu etinden olur. Kesiyor. Çift bıçak düşünelim. Evet. Bunun kıydı. Bunun merakıydı. Ezmiyor. Kesinlikle ezmiyor. Ezmiyor. Etin suyu olduğu gibi içinde kalır. Mesela rahmetli Hasan Koçoğlu, rahmetli Hasan abimiz tezgaha girdiği zaman tezgah titrerdi. Allah Allah. Çiftir kaldığı zaman böyle bomba gümle bomba gümle salladığı zaman. Vay vay vay. Ben dizlerdik bu tezgah onun önünden kaçacak dedik. İnan ya. Değişik bir stili var usta bak. Yani, Allah kalbine gönlüne yemin ederim göre amacımız etiket değil yani. Herkes doğruyu bilsin, gerçeği bilsin yani. Derdimiz o yani. Evet. Evet. Zaten misyonumuzu açmışız. Sevgili dostlar ve çok kıymetli arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla daha sizlerleyim. Denizli Mahallesi'nde Barbaros Ortaokulu'nun tam da önündeyim. Arkamda görmüş olduğunuz bir tablocuya geldim. Faruk Ustam. Faruk Ustam şimdi bize muhteşem lezzetler hazırlayacak. Şimdi bu muhteşem lezzetleri isterseniz yerinde beraber keşfedelim. O zaman buyurun efendim. Faruk abi merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Merhaba, sağ olun. İslam kolay gelsin. Allah razı olsun. Nasılsınız? Elhamdülillah. Çok şükür. İyiyiz elhamdülillah. Vallahi ben şimdi kendimi şöyle tanıtayım. Aslında ben şahsım olarak reklamı sevmem de. Ama kendimce kendimi değil de sanatımı ifade etmeye çalışacağım. Adana kebabının patentini söylemek istiyorum. Bütün meslektaşlarıma da izah etmeye çalışacağım. Onlar da inşallah beni tasdikler. Ben kendim şahsım olarak yeri geldi rahmetli Hasan abi Kolcuoğlu'nun yanında da çalıştım. Işıkların orada. Metin abilerle, Şenol abilerle pek nasip olmadı çalışmak ama çok değerli ustalarla çalıştım. Kebapçı Celal'la çalıştım. Onbaşılarla, Salih amcayla çalıştım. Yani çok büyük sanatkarlarla çalıştım. Koyunun komple her tarafından olursa daha lezzetli olur. Çünkü niye? Kaburganın ayrı bir lezzeti var. Butunun ayrı bir lezzeti var. Efendime söyleyeyim. But, kolun ayrı bir lezzeti var. Ön bacağın ayrı, tabii, arka bacağın tabii, ayrı. Tabii, hepsinin ayrı ayrı lezzeti var. Ama onların parçalarından birleştirilip yapılsa daha lezzetli olur. Hepsinin karışımıyla Adana kebabı daha lezzetli olur. Bunu ustalarımız, iyi ustalarımız bilir yani. Bize öğreten ustalarımız bizden daha iyi bilirler. Ama burası Denizli Mahallesi. Fakir muhit, ufak bir mahalle. Yani burada Adana kebabını kalkıp şimdi öz hakiki Adana kebabını yapsak burada 25-30 liraya kimse yemez. Evet. Ben şahsım olarak tavuk kıyma yapıyorum. Karınca kaderince elimizden geldiğince yani burada fakir halkımıza yapmaya çalışıyoruz. 7 liraya veriyoruz. Maksat bizim amacımız yemeğimiz çıksın yeter yani. Eline koluna sağlık. Hadi nasıl yapılır onu hep beraber tabii, yapalım. İçinde üstad kuyruk yağı var. Evet, kuyruk yağı olmazsa olmaz zaten. Buna lezzet veren şey kuyruk yağı zaten. Hemen bak nar gibi dönmeye başladı. Klasik ekmeğimizi kesiyor. Faruk abi, tavuk kıymanın ekstra bir özelliği var mı? Yani içinde kuyruk yağı var. Böyle kapya biber ya da bizim karayısalı biberi vesaire öyle bir şey koyuyor musun? Kapya olabilir. Efendime söyleyeyim. Kendi yağı olabilir. Kuyruk yağı olabilir. Kuyruk yağı daha tabii lakin lezzet olur. Değil mi? Kuyruğun lezzeti daha ayrı. Peki bunda evet. Hani şimdi tavuk kıyma bu normalde. Evet. Hani tavuğun neresi böyle bir kavramı var mı bunun? İşte ne bileyim but, göğüs karışık mı yaptırıyorsun? Ya illa ki tabii tavuğun lezzetli yeri illa ki var. Bu tarafı biraz daha yağlı olur, daha lezzetli olur. Göğüs tarafı biraz kuru olur. Değil mi? Evet. Yani ben onlarla bunlar karışık yapıyorum. Daha lezzetli olsun diye. Şimdi hep göğüs yapsam dökülme şansı yüksek. Saplamada zorlanılır. Hepsinden karışım yapıyorum. Mecbur daha güzel olur. Yapıyorum. Eline sağlık abim. Sağlık. Dostlar görüyorsunuz. Bakın böyle yağını da. Usta mümkünse pul biberin varsa pul biber de at o yağı. Tabii. Biz severiz. Değil mi zaten sakın? Aynen öyle. Üstad görüyor musun bu arada bak. Ne güzel. Yağ da çıktı bak ekmeğe. Peki Faruk abi kaçta kaç arası hizmet veriyorsun burada? Abi ben 11'de geliyorum. Öğlen 11'de evet. Geliyorsun. Akşam yasaklara kadar çalışıyorum. 9'a 10'a kadar buradasın evet. Yani. Ama
ama... Sürekli burada değilsin ama. Yok değilim ben. Genelde yazlıklarda çalışıyorum. Nisan'da... Onu da söyle usta, yani Marmaris'e gideceğim demiştin. Marmaris'e gidiyorum, Marmaris'te çalışıyorum. Güzel bir yaz sezonunu orada geçiriyorsun o zaman. Efendim? Yaz sezonunu Marmaris'e evet, geçiriyorsun. Evet, Marmaris'e. Nisan'da gidiyorum, orada çalışıyorum. Nerede çalışıyorsunuz? İsim vermeyebilirsiniz, otel ismi vermeyebilirsiniz. Bu otelde mi çalışıyorsunuz? Otelde çalışıyorum. 5 yıldır bir otelde çalışıyorum. Allah orada... işini gücünü rast getirsin abi. İşim evet. Bir meslek icap eder mi etmez mi bilmiyorum. Etiketi de sevmiyorum ben. Reklam olsun sevmiyorum ama... Her sene gidiyorum, yazlığa gidiyorum. 5 yıldır otelde çalışıyorum. Nihayetinde oradaki insanlara gerçek Adana kebabını yediriyorsun. Evet. Ben buradan ya, bunu anlıyorum. Abi. Allah'ın izniyle. Öyle. Bu da güzel. Adana'mızı evet, evet, öyle. Aynen, kesinlikle. Yani biz eski ustayız yani. Eski ustalarla çalıştık. Yusuf ustalarla, kebapçı Celal abimizle onların ekmeğini yedik. Kaç Allah yıldır bu iştesin abi? Vallahi ben sandalyeye çıkıp kebap pişirdiğimi biliyorum. Ey maşallah. Ben kendim 62 doğumluyum. Maşallah. Maşallah. Bayağı çok şey, kuvvetli falan. Yani. Aslında onlardan öğrendik yani inşallah. CV'sine baksak evet. 10 numara iş yapmış yani. Yani eline de, sağlık Faruk abi. Yani burada tamam. Belki denizi kenar boyut ama herkes rızkını yer abi. O ayrı bir şey yani. Evet. O ayrı bir şey. Yani, geçmişimiz çok büyük ustalarla çalıştık. Ama evet. Profesöründen yani, öğrenmişsin bu işleri yani. Evet. Mesela rahmetli Hasan Bozoğlu. Rahmetli Hasan abimiz tezgaha girdiği zaman tezgah çiftlerdi. Allah Allah. Çiftler kaldığı zaman böyle bomba gümle bomba gümle salladığı zaman. Vay vay vay. Ben izlerdik bu tezgah onun önünden kaçacak dedik. İnan ya. Tezgah önün çok evet, güzel ya. Hasan Bozoğlu. Bu memleketin ben emniyet insanlarını hizmet etmiş adam. Valilere, milletvekillere, kaymakamlarına hizmet etmiş adam. Orijinal Adana kebabının acısı neden olur? Ben kendimce şöyle söyleyeyim. Pul biberin öğütülmüşünden olur. Boyalı biber değil ama. Değil mi? Orijinal. Evet, orijinal pul biberinin öğütülmüşünden olur. Saygı Hanım evet. Buraya gelir misin? Bir şey göstereceğim gel. Bak burada ne var? Tahta. Evet, evet, evet. Zangır zangır titler dediği an zaten gördüm evet. Ben bunu. Evet. Bu bizim vazgeçilmezimiz Faruk abi. Evet abi. Bu sizin tezgah ahşap olmalı. Bu Gürgen tahtadır. Fırınlanmıştır. Yani tiptiklenmez. Efendime söyleyeyim, kılçık yapmaz. Ne salataya, bütün detaylara da hakim. Ne ete, ne ekmeğe kılçık yapmaz o. Hmm. Yani bıçakla ne kadar çalışırsan çalışalım, kesinlikle bu tiftiklenmez. Dut gibi değildir, diğer ağaçlar gibi değildir. 10 numara bir ağaç, Gürgen ağacıdır. Yani yaptığımız yemekler, kebaplar bununla yaparız biz. Tezgahın 10 numara, evet. Eline koluna sağlık abi. Eline sağlık. Seversin Özcan Yüce'ye. Severim seni. Burada da ne oluyor? Kebaplar pişiyor. Pişiyor. Rezital ya. Bak abi bak. Şimdi geldik en güzel yere. Bak şimdi. Şimdi yılların kebapçısından rezital dinleyeceğiz. Özcan Yüce. Güzel. Allah Allah. Değişik bir stili var usta. Evet evet. Ederim Peugeot 103'ün motor tınlaması gibiydi ha. Tın 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 eder ya. Vallahi öyleydi. Kendine has bir stili var usta. Mükemmel ya. Ben yok. Ben şok. Şu an şurada 30 kilo 40 kilo buz eti olsaydı da çift bıçakla böyle yatırıp kıysaydım. Yemin ederim. Allah. Özcan Bey biz tesadüfen doğru adrese gelmişiz. Evet. Evet evet. Yani bence de aynı fikirdeyim. Tesadüfen gelmişiz ama ustam tam bir cevhermiş yani. Allah kalbine gönlüne yemin ederim göre amacımız etiket değil yani. Herkes doğruyu bilsin, gerçeği bilsin yani. Derdimiz o yani. Evet, evet. Zaten biz kendimizi açmışız. Hiç mübalağasız öğretici olmuşuz yani. Öğrenecek bir şeyimiz hemen kalmamış gibi. Kebapta hocalar. Belki vardır biz bilmiyoruz. Ama yani ne bileyim saatten sonra tek öğreneceğimiz bir şey kalmadı. Yani yapılması gereken nedir? Herkes usta olabilir. Herkes sanatkar olabilir. Ama önemli olan işini sanatkar gibi yapması. Değil mi? Koyun eti, kuzu eti, efendime söyleyeyim,
dana eti, değişik değişik etler var ama kebap eti kuzu etinden olur. %100. Erkek kuzu etinden olur. Evet, çift bıçak olursa daha güzel olur. Çünkü neden çift bıçak kıyması olursa daha güzel olur? Şimdi makine kıyması, makine kıymasını sapladığın zaman, piştiği zaman bütün etin suyu ocağa akar. Etin lezzetini ocak yer. He. Ama ve lakin bıçak, ayrıntıları görüyor musun? Bıçak kebabı etin suyu lezzeti içinde kalır. Bıçak kebabın eti suyu içinde kaldığı için insanlarımız bunu da yediği için damağında o lezzeti etin suyunu damağında hisseder. Evet. Yani ya. Ateş ocak yemez lezzeti yemez yani. Profesör olmuş. Yani beni bitirdiğin an Faruk abi. Beni bitirdiğin an ya. Gerçek öyle. Şimdi zırh kebabı ayrı, çift bıçak kebabı da ayrı. Çünkü zırh demeden inmedir. Fazla ezmez. Makine kıyması zaten hep eziyor. Evet, etin, değil mi? Etin kebabını ocak yiyor. Ama ve lakin zırh kebabıyla çift bıçak kebabı etin lezzeti içinde kalıyor. Çift bıçak kebabı daha lezzetli olur. Çünkü niye, o çekerek doğranıyor. Ezmiyor. Kesinlikle hiç kesiyor ezmiyor. Değil mi? Kesiyor. Şimdi çift bıçak düşünelim. Evet. Bunun kıydı, bunun da kıydı. Ezmiyor. Kesinlikle ezmiyor. Ezmiyor. Etin suyu olduğu gibi içinde kalıyor. Başarılı. Yani keşke adam kebap olsa da onu yeseydi. Yaparız inşallah. Ben Marmaris'e gelip Allah kısmet ederse geleceğim, yiyeceğim. Orta oteldeyim. Orada çalışıyorum. Turgut abimizin oteli. Geleceğim, yiyeceğim. Vallahi gelip yiyeceğim. Çok değerli bir abimiz. Onların oteli. Zevkle çalışıyorum. İsteyerek çalışıyorum. Ne kadar güzel. Vallahi severek çalışmak gibisi var. İnşallah da gider çalışırım inşallah. Şişi çekmesi bile. Evet. Maşallah. Bu tavuk kebabı. Yani kebap olsa daha güzel. Tabii yok bu etini bir gün yapalım inşallah. Yaparız evet, inşallah yaparız. Klasik i̇nşallah. Tablacı salatasını da koydu. Tuzunu attı. Limon sıkıyor musun peki buna? Şimdi ben asla kebaba limon sıkmam. Yani sıkana da saygı duyarım. İşte. Neden sıkmam? Geldik önemli konuya. Yok şimdi şöyle çok bilmişlik gibi değil. Değil. Yok yani abi seninki bilmişlik yani, değil. Hayır seninki kebabın bilmişlik. Kebabın üzerine limonu sıktığın zaman kebabı soğutur, tadı olmaz. Yani. O zaman yerken sıkabiliriz. Sıksın, sıkıntı yok. İşte. Tamam şimdi oldu. Şimdi oldu. Çok doğru. Doğru. Yerken sık. Yerken sık. Evet. Biz çünkü Çukurovalıyız ha. Burası aa, ekşi delisi. Biz ekşi delisiyiz evet, ya. Evet, aynen. Şimdi geldik en önemli yere. Usta böyle ya. Gelebilirsin Faruk abi. Geldik en önemli yere. Aynen. Başlarım yerlere. Şimdi misket limon. Bu seferki farklı dostlar. Evet. Bu misket limon. Evet. Bak bu da güzel. Bu da lezzetli olur. Evet. Biz buna tikenli limon diyoruz. Tikenli limon aynen evet. Öyle. Bu çok pahalı. Lezzetli. Tabii pahalı. Normal limon 4 lirayken kilosu. Evet. Hatırlıyorum bir sene falan. Pahalıdan ziyade lezzetli oluyor. Niagara dostlar. Niagara akıyor bak. Usta müsaadenle. Ne demek? Müsaadenle. Evet. Özcan Yüce. Önce sen sonra da. Vallahi siz ani geldiniz yani. Çocuklar da var arkadaşlar şöyle. Karalaştırsaydık. Yanımda. Adana'da yerdim. Adana kebabı yaparım. Ben en kıymaz bıçak kıyması yaparım. Ben de sağ olsun. Afiyet olsun. Muhteşem olmuş gerçekten. Evet. Hakikaten prenses olmuş değil mi? Adana kebap mı yeriz zaten? Değil mi? Şimdi ben de bakacağım. Bismillahirrahmanirrahim. 3-5 dakika. Şimdi. Ayıktım ya. Ya var ya. Estağfurullah. Afiyet olsun. En güzeli böyle sokak lezzeti. Budur abi. Aynen. Olay tam da budur arkadaşlar. Hiç tavuk tadı gelmiyor ağzına. Kebaba benzemiş. Hakikaten. Evet. Yani light dedikleri kısım doğru. Aynen. Biraz daha böyle light doğru. Evet. Biz yemeğe devam edelim ama Faruk abinin eline sağlık, kapanışı yapalım.
ustama eline kalmasın. Afiyetler olsun. Marmaris'e sana başarılar diliyorum. Sağ olun, teşekkür ederim. Sağ olun. İnşallah sağ olun. Gitmeden tamam. Önce de tekrar gelip Adana kebabını yemek istiyoruz. İnşallah. İnşallah. Evet, kapanışı sevgili yapalım. Sevgili dostlar ve çok kıymetli arkadaşlar. Böyle güzel ustaların ve böyle güzel tezgahların. Ve böyle devamı, güzel adamın. Devamı için lütfen kanalımızı takip ediniz. Ben size söz veriyorum. Çift bıçak el kıyması yapacağım. Tamam. Çok lezzetli birlikte olacak. Birlikte yapacağız. Sana. Birlikte. Vereceğiz. A'dan Z'yi çekeceğiz. Bu seferlik böyle olsun. Ayrıca da videomuzu buraya kadar eğer izlediyseniz çok ama çok teşekkür ediyoruz. Herkese hoşça kalın diyorum. Yeniden görüşmek üzere. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın dostlar. Süper iş çıkarttı. Eline sağlık. Eline sağlık.